Bugün sizlere kanalımızda kantaron bitkisi, sarı kantaron bitkisinin faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. Anadolu'da muhtelif olarak hemen hemen birçok yerde yetişebilen sarı kantaronu bir de kırmızı kantaron türü vardır. Sarı kantaronla kırmızı kantaron arasındaki fark renklerinin daha koyu olduğu belirtilmektedir. Ancak koyu renkli bitkilerdeki bileşenler daha fazla olduğu için kırmızı kantaron sarı kantarona göre daha etkili olabilme olasılığı olmaktadır. Bitkinin halk arasında yaprakları veya da çiçekleri delik delik olduğu için binbir delik otu gibi isimlerle de anılmaktadır. Yine sarı kantaron ya da kırmızı kantaron bitkisi zeytinyağı kullanılarak da bir kavanoz içine yarısına kadar kantaron bitkisi kurutulmuş veya taze kantaron bitkisi konulur. Üzerine zeytinyağı ile doldurulur. Bu 2 ay 3 ay kadar bekletilir. Günlük 2 saat 3 saat güneş gören bir odamızın güneş gören bir kenarına koyarak günde birkaç defa hafiften çalkalamalıyız. 2-3 ay sonra yağımız hazırdır. Sonra elde edilen sarı kantaron özlü zeytinyağını tülbentten süzerek sapını çöpüne atarak sarı kantaron bitkisinin yağını kullanabiliriz. Şunu belirtmek gerekirse kantaron bitkisinin yağı olmamakla birlikte birçok bitkiler zeytinyağı kullanılarak bitkinin özünü salgılaması için zeytinyağı kullanılmaktadır. Hemen faydalarına gelecek olursak sarı kantaron bitkisinin antiseptik özellikleri olmaktadır. Vücudu mikroplara karşı korur, iltihap önleyici etkileri göstererek vücutta oluşan iltihaplanmaların da hızla iyileşmesine destek olur. Hücrelerin daha hızlı yenilenmesini sağladığından yaraların da hızla iyileşmesini sağlamaktadır. Egzama, varis gibi cilt hastalıklarında da daha olumlu etkiler gösterdiği bilinmektedir. Egzamaya, varise elde edilen sarı kantaron özlü zeytinyağında sürerek de egzama karşıntılarını hafifletebilirsiniz. Çay olarak tüketildiğinde hazmı kolaylaştırır, iştah açıcı bir etki gösteriyor. Aynı şekilde sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri sayesinde gastrit, reflü gibi sorunu yaşayanlara da destek oluyor. En önemli etkilerinden birisi de kansere karşı gösterir ve çeşitli kanserli hücrelerin vücutta büyüyüp çoğalıp bölünmesini engelleyerek vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. Vücudumuzdaki birçok hormonun düzenli bir şekilde çalışmasına destek olan sarı kantaron ya da kırmızı kantaron bitkisi kadınlarda adet dönemlerinde sıkça başvurdukları bir bitki olmaktadır. Adet sancılarını dindirme konusunda da etkili olduğu bilinen sarı kantaron menopoz dönemindeki kadınların da sıkça başvurduğu bitkilerden sayılıyor. Sarı kantaron aynı zamanda bel ve baş ağrısı gibi migren ağrısı gibi ağrılarda da ağrıları dindirme özelliği de vardır. Doğal bir antidepresan özelliği olduğundan, etkisi olduğundan psikiyatrist veya psikolojik antidepresan sorunlara karşı doğal bir bitkisel ürün olarak da sinirleri yatıştırıcı özelliği vardır. Kendini gergin ve sinirli hisseden kişilere sarı kantaron ya da kırmızı kantaron bitkisi tavsiye edilmekle birlikte stres kaynaklı uykusuzluğun, kaygı, endişe, vesvese gibi sorunların da azalmasını veyahut da yok olmasını sağlamaktadır. Mutluluk hormonlarının da salgılanmasını destekleyerek depresyon gibi olumsuz ve ciddi sorunlardan kurtulmaya da yardımcı olmaktadır. Ciltte oluşan sivilcelere baş etmeyi de bilen sarı kantaron sivilcelerden kalan izlerin de geçmesini sağlıyor. Son olarak güneş yanığı gibi dönemsel cilt lekelenmelerinde de olumlu etkileri olduğu öngörülmektedir. Günlük olarak bir ya da iki fincan da içilebilen sarı kantaron bitkisinin çayını ayrıca elde edilen zeytinyağı içine damıltılmış veyahut da zeytinyağı içine konulmuş
Sarı kantaron bitkisi özlü zeytinyağında sabah ya da akşam birer yudum içerek de bunu bir ilaç olarak gibi de kullanabiliriz. Ayrıca bunu aktarlarda hazır vaziyette satılmakla birlikte kendiniz de bu sarı kantaron bitkisini zeytinyağı içinde bekleterek, belirtilen ölçülerde bekleterek de kantaron bitkisi özlü zeytinyağını kullanabilirsiniz. Çay olarak da şu şekilde demlenme metodu vardır. Bir bardak su içine, yani bir bardak kaynatılmış sıcak suyun içine ya 2-3 çay kaşığı kadar veyahut da bir tatlı kaşığı kadar kurutulmuş sarı kantaron bitkisi eklenir. Çiçek yaprak veya dal. 10 dakika demlendikten sonra demlenen çayı suyun sap çöp veyahut da cübür neciyse içinden alınır. Çünkü sap çöp soluk borusuna kaçma ihtimali olduğu için demlenen çayı süzülerek içebilirsiniz. Eğer elinizde taze sarı kantaron varsa bu taze bitkileri çayınızı hazırlayabilirsiniz. Sarı kantaron yağını evde de yapmak isteyenler için de mutlaka olacaktır. Onlar için de ev yapımı sarı kantaron yağı tarifini vermiş olalım. Taze ya da kurutulmuş sarı kantaronları, çiçekleri ve sapları birlikte cam bir kavanoza koyulur. Bu 1 litrelik bir cam kavanoz olabilir veyahut da 1 litreden daha az, yarım litre civarında da bir kavanoz da olabilir. Sonra bitkinin kavanozun yarısına gelecek kadar yarısına kadar kantaron bitkisi konulur ve üzeri zeytinyağı doldurulur. Ancak en üzerinde de bir çalkalanacak kadar bir zeytinyağı bırakılabilir. Zeytinyağının üzerinde az bir miktarda çalkalamayı sağlayabilecek kadar bir hava bırakabilir. Günde 2-3 saat güneş gören bir yerde 2 ya da 3 ay bekletin. Her gün kavanozu bir kez güzelce çalkalamayı da unutmayın. Çok fazla içildiğinde sindirim sisteminde